Engin Kurt gelmiş geçen Rize maçında. Engin Kurt onu söylüyor. Hatırlar mısınız Engin Kurt? Tabii. Maçın hakemiymiş, ben unutmuştum kendisi. Tabii maç öncesinde. Maç öncesinde. O zaman tabii herkes girebiliyordu. Zeki abi vardı orada. Zeki Aydıntepe, Sakarya'da. Zeki abi. Kamera arkası. Yani herhalde söylemeyecek en önemli şey özellikle ofansif hattaki sakatlıklarımızın düzelmesi adına çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir dönemde. Ancak tabii Ömer Ali'nin tekrar hazırlık maçına sakatlanması biraz tuz biber ekti. Ama gidişatımıza bakıldığı zaman hani toparlanmamıza vesile olacak bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tabii kendi adımıza bunu söylerken aynı zamanda milli takım için de milli takımı da kutlayalım bu arada. Son derece başlangıç için çok iyi sayılabilecek sonuçlarla başladılar. Kuvvetli bir rüzgar yakaladılar. Umarım bunu sonuna kadar devam ettirirler. Bu dönem özellikle sakatlıklar hakikaten başımızı çok ağrıttı. Belimizi de biraz büktü doğrusunu söylemek gerekirse. Ofansif anlamda özellikle kaleye gidişimizi aynı zamanda da hem kalitemizi hem de bitiriş kalitemizi de biraz etkiledi. O nedenle Başakşehir maçına kadarki sürecin nasıl geçeceği bir taraftan çok önemli. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman da şampiyonluğun şu andaki en büyük, yani o güne dönerek söylemek gerekirse şampiyonluğun şu andaki en güçlü adayıyla oynayacağız. Ve deplasmanda oynayacağız. Kolay, yani bu dönem hem dönemsel hem de rakip açısından bakıldığı zaman kolay olmayacağı çok net bir şekilde söylenebilir. Ama bu demek değil ki postu kolay deldireceğiz. Böyle bir şey de olmayacak. O güne kadar daha çok var ama süreci mümkün olduğu kadar iyi değerlendirip sakatlarımızı biraz daha iyileştirme şansını elde edip ondan sonra da kuvvetli bir şekilde Başakşehir karşısında yer almak ve ligdeki durumumuzu biraz daha toparlayacak hem oyuna hem de skora doğru gitmek en büyük amacımız olacak. Çamsaklı Çoban Ağabey, sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.